babamız getirdi tabii ki. Ustamızın yanına teslim etti meslek öğrenmemiz için. Biz de işte öğrendik. Bir taraftan okula gittik, bir taraftan çıraklık yaptık. Bu işi öğrendik. Daha sonra da nasibimiş bu işte devam ettik işte. Ekmeğimizi bu işten kazandık yorgancılıktan ama şu anda bitiyor. Son temsilcileriz biz yorgancılığın. Çağçoluk sahibi olduk. İşte ekmeğimizi bu meslekten kazandık. Geçimimizi bu meslekten sağladık şimdiye kadar. Emekli olduk. Ha yine de işte boş durmaktansa yine de devam ediyor. Yünü, pamuğu, astarı, bazı kendisi hazırlıyor, getiriyor malzemesini. Ha, olmayanı biz de veriyoruz. Yün yorgan dikeriz biz. Yün veya pamuk. Sağlıklı olan da budur zaten. Elyaf yorgan sağlıklı değildir. Laylondur çünkü elyaf dediğin şey. Elyaf laylon olduğu için terinizi çekmez. Ter üzerinizde soğur. Soğuduğu zaman da sizi soğuk ter hasta eder. O yüzden sağlıklı değildir. Ama yün yorgan doğal olduğu için, nem çekme özelliği olduğu için yünün veya pamuğun bunlar terlediğiniz zaman terinizi çeker yün veya pamuk. Bunu daha sonra havaya geri verir yavaş yavaş. Eskiden çok iyiydi. Çok kazançlıydı. Ama son senelerde tamamen gitti bu. Bu kazanç falan kalmadı artık. Bu meslekte bir tane çırak yetiştirdi. O da zaten piyasada iş olmadığı için yorgancılığı bıraktı. Gitti şu anda organizede çalışıyor. Artık bu mesleğin devamı yok. Yani biz iki kişi kaldık Merzifon'da. Yani bu da biz de bıraktıktan sonra zaten Merzifon'da bitiyor. Thank you.